Galatasaray'dan Matias Vinha bombası. Galatasaray transfer dönemine getirdiği yıldızlarla damga vurdu. Aslan, Mertens ve Torreira'yı aynı uçakla İstanbul'a getirdi. Transferin son günlerinde Icardi ve Mata'yı renklerine bağlayan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Okan Buruk'un listesine göre hareket eden Sarı Kırmızılı yönetim, Patrick Van Aanholt'un takımın seviyesinin çok altında kalması nedeniyle sol bek arayışına girdi. Altay'dan gelen Kazımcan Karataş da şu anda Hollandalı sol bekten formayı alabilmiş değil. Burada takviye düşünülüyor. Ara transferde Van Aanholt'un yerine düşünülen Roma'nın Uruguaylı sol beki Matias Vinha, milli takımdan arkadaşları olan Mustera ve Torreira'ya müjdeyi verdi. Galatasaray'ın bir numaralı sol bek adayı olan Matias Vinha'dan Çimbom'a olumlu haberler geldi. Uruguay milli takımında yer alan Vinha, arkadaşları Mustera ve Torreira'nın Galatasaray'la ilgili anlattıklarından çok etkilendi. Roma'da fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Vinha'nın sezon sonuna kadar kiralık bile olsa Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylemesi Sarı Kırmızılı yönetimi sevindirdi. Aslan'ın radarındaki Matias Vinha kariyerinde Nacional, Palmeiras ve Roma'da forma giydi. Galatasaray'dan Rafael Viga hamlesi. Galatasaray'da ilk transfer ve tescil dönemi sona erse de kadroyu takviye etme operasyonu son sürat devam ediyor. Şampiyon olmak için kurulacak kadroya para harcamaktan çekinmeyen Sarı Kırmızılılara teknik heyet Ocak ayı transfer raporunda kapalı savunmaları açma konusunda uzman, hücuma dönük bir orta saha talebini iletti. Bu doğrultuda harekete geçen Sarı Kırmızılı kurmaylar rotasını Brezilya'ya çevirdi. Transferde Güney Amerika pazarına yönelen Galatasaray, Palmeiras forması giyen Rafael Viga'nın peşine düştü. Yıldız oyuncunun son durumunu araştıran Sarı Kırmızılı kurmaylar resmi teklif hazırlığında. Okan Buruk, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilen Viga'nın hücum çeşitliliğinden yararlanmak istiyor. Son dönemde yaptığı çıkışla dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi de başardı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Viga, geçtiğimiz sezon sahaya çıktığı 40 maçta 18 gol atıp 6'da asist yaparak tam 24 gole doğrudan etki etti. Galatasaray oyuncunun kulübünü de ikna etmesi halinde Viga ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray'dan Olsen hamlesi. Mevcut kadrosuna Norveçli Fredrik Micho'yu bulunduran Galatasaray gözünü bir başka İskandinav oyuncuya çevirdi. Belçika'nın Gent takımında forma giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper Andreas Hanche Olsen, Cimbom'un radarına takılan son savunmacı oldu. Olsen aynı zamanda Micho'yu de Galatasaray'a getiren menajerlik şirketine bağlı. Bu şirket tamamen İskandinav oyuncuları temsil ediyor ve Olsen'i de Sarı Kırmızılılara kendilerinin önerdiği öğrenildi. Galatasaray yönetimi maliyet ve şartlarda ortak bir noktaya gelinmesi halinde bu transfer için teknik direktör Okan Buruk'a danışacak. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda agresif bir transfer dönemi geçiren ve Ocak ayında da bu tutumunu sürdürecek olan Galatasaray'da yedek stoper olarak 19 yaşındaki Emin Bayram ve yeni transfer Rose var. Son 2 yılda 12 kez Norveç milli takımının formasını giyen Olsen'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı. Ocak ayında hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, gündemine Porto'da forma giyen Albert Elish'i aldı. Honduras basınında yer alan habere göre Elish, Fransa'da Ligue 2'ye düşen takımıyla yolları ayırmak istiyor. 26 yaşındaki futbolcu menajerinden teklifleri değerlendirmesini istedi. Haberin detaylarına göre Elish ile ilgilenen Sarı Kırmızılıların da oyuncu için yaptığı teklif belli oldu. Buna göre Cimbom, Elish'e yıllık 900 bin euroluk maaş önerisinde bulundu. Öte yandan Honduraslı hücumcuyla Fenerbahçe'de ilgileniyor. Ayrıca Leeds United, West Ham United ve Rayo Vallecano da oyuncuya ilgi duyan takımlar arasında. Geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde sahaya çıktığı 20 maçta 9 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösteren Honduraslı futbolcu, Bordeaux'a 6 milyon euroya transfer olmuştu. Elish kariyeri boyunca sahaya çıktığı 169 maçta ise 55 gol atıp 35 de asiste imza attı.
Sasha boy için 7 milyon euro. Sarı Kırmızılılar'da yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Sasha Boy kadro dışı bırakılmış ve Galatasaray'ın Avusturya kampına götürülmemişti. Strasbourg'da yaptığı transfer görüşmesinden de sonuç alamayan Fransız oyuncu bir ay boyunca Florya'da tek başına antrenman yapmıştı. Ancak Dubois ve hali hazırda takımdan gönderilen Omar'ın sezon başında sakatlanmasıyla ilk 11'e giren ve formayı bir daha üzerinden çıkarmayan Sasha Boy artık takımın en önemli parçalarından biri. Yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiren 22 yaşındaki futbolcu, yükselen performansıyla hocası Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı. Yıllık 450 bin euroluk makul ücretiyle 2000 doğumlu Fransız sağ bekin takımda kalmasına karar verildi. Ancak gösterdiği başarılı performansla Strasbourg'u pişman eden Boy için Fransız temsilcisi 7 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardı. Fransa milli takımında oynamayı çok isteyen Boy, eğer bu hayalini gerçekleştirirse, genç yıldız için istenecek bonservis bedelinin en az 15 milyon euro olması bekleniyor. Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası. 2022-2023 sezonuyla Cumhuriyet'in 100. yılını şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray, bu doğrultuda başta Icardi, Mertens ve Torreira olmak üzere kadrosuna 13 yıldız ismi kattı. Yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Sarı Kırmızılılar, iç transferleri önemli oyuncularına hem hak ettikleri sözleşmeleri vermek hem de değerli futbolcularının sözleşme sürelerini uzatmak için harekete geçti. Yunus Akgün ve Sasha Boy'un ardından 2020-2021 sezonunun başında 3. Lig temsilcisi 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen ve 2026 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu'yla da masaya oturuldu. Galatasaray'dan yılda 8 milyon lira kazanan 24 yaşındaki milli yıldızla yıllık 20 milyon TL üzerinden 5 yıllık yeni kontrat imzalanacak. Böylece Kerem'in sözleşme bitiş tarihi de 2027 yılına kadar uzatılmış olacak.